kaldınız. Hadi hep birlikte çekiyoruz. Sen şey yap. Herkes... Gel lütfen. Zalimin güçlü sanıldığı, masumun canının acıdığı, sevgisizliğin her yerde kol gezdiği. Bu yıl izlediğimiz Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı bunlar yeni işlerdi. Yani seyircinin daha önce alışık olmadığı hikayeler. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden. Clean, dry, neat-looking, dead flesh. Wonderful. Efsane dizi Dexter için geri sayım başladı. Sekiz yıl aradan sonra ekranlara dönecek olan esrarengiz seri katil Dexter'ın ilk tanıtım videosu izleyiciyle buluştu. Michael C. Hall'un ikonik rolünü yeniden canlandıracağı dizi sonbaharda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Videoda Dexter kameralara o meşhur bakışlarından birini atıyor. 2006 yılında izleyiciyle buluşan, ardından fenomen haline gelen Amerikan drama dizisi Dexter'ın 9. sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizinin Türkiye'de hangi platformda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. I enjoy what I do. Yeah, contributing the only way I know how. Dizi Miami Metropolis Departmanı'nda adli tıp teknisyeni olarak çalışırken aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat yaşayan Dexter Morgan'ı anlatıyor. Yeni sezon, 8. sezon finalinin 10 yıl sonrasında geçecek. Oregon'da oduncu olarak yeni bir hayata başlamasının ardından Dexter'ın hikayesini sürdürecek. Defol, ayaklarını kırarım. Bak, beyaz bayrak çektik, barış yapacağız. Bir adım daha atarsan o ayağını kırıp eline veririm senin. Ferhan Şensoy'un ilk kez 1980 yılında sahneye koyduğu, 1990 yılında ikinci kez ve yeni Orta Oyuncular Tiyatrosu kadrosuyla sahne aldı. Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunu restore edilmiş ses ve görüntü kalitesiyle Orta Oyuncular YouTube kanalında yayında. Kiminin sofrası bile yok. Açın halinden anlamıyor. Doktor da doğmaz tutmemeyi ağzına sok. Cambazdan gelir, haybeden gider. Şensoy'un yanı sıra Erol Günaydın, Funda Postacı ve Rasim Öztekin gibi usta isimleri aynı sahnede göreceğimiz oyun, mütevazi mahalle esnafı ve kapitalist süpermarketlerin savaşını anlatıyor. Sofrayı acilen rica ediyorum. Yaralar vardır. İnsanın ruhunu kemiren. Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım'ın paylaştığı Gelincik, dijital platform Netflix'te seyirciyle buluşuyor. Balık, balık. Orçun Benli'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar'la birlikte yazdığı Gelincik, 90'lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikayesini anlatıyor. Filmin 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ahmet Mümtaz Taylan'a en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdiğini de hatırlatalım. Döner dolaşır aynı yere gelir. Gelincik öyle değil. Bir de var aslında. Tuhaf bir tip. Filmde ayrıca Hande Doğan Demir, Nilperi Şahinkaya, Bülent Emrah Parlak ve İnan Ulaş Turun yer alıyor. Acaba küçük prens mi yapsak yine? Balık, balık. Usta sanatçı Nüket Duru, Anneler Günü'nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin dijital platformuna konuk oluyor. Duru, Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuarıyla PSM Online'da sahne alacak. Ücretsiz gerçekleşecek konser saat 21'de Zorlu PSM'nin internet adresinden izlenebilecek. Bütün ömrümün beynimde. Türkiye'nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü de Anneler Günü'ne özel bir konserle dinleyici karşısında olacak. İş Sanat Yeni Türkü'yü YouTube kanalında anneler ve çocuklarıyla buluşturacak. Aşk yeniden, Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden. Yeni Türkü,
Sezenler Olmuş, Vira Vira ve Aşk Yeniden gibi kuşakları buluşturan şarkılarını seslendirecek. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak canlı kaydedilen konser, ilk gösteriminin yapılacağı 9 Mayıs saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Yaprak yaprak açtırırsın, ilk yaz nasıl açtırırsın. Bir can diyorlar değil mi? İşte bunlar benim vatkalı ceketlerim. Gerisi kimseyi ilgilendirmez. Filmler ve diziler hayatımızın bir parçası. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler ve yenilikler izleme alışkanlıklarını da değiştirdi. Dijital platformların sayısı arttı, içerikler çoğaldı. Vizyonda gösterime giremeyen filmler kendilerine dijital platformda yer buldu. Televizyonda ise psikolojik diziler en çok seyredilenler arasında. Tünay Naziz lan. Hoş geldiniz Sadi Bey. Çok iyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Komiser her zaman gibi yok. Sinema yazarı ve televizyon eleştirmeni Murat Tolga Şen'le dijital platformların Türkiye'de geldiği noktayı, televizyonda en çok tercih edilen yapımları, yılın öne çıkan filmlerini konuştuk. Merhabalar. Merhaba. Seyir Dünyası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim sizler. İyiyim, teşekkür ederim. Bugün sinemadan, festivalden, televizyon dünyasından konuşacağız bol bol. Evet. Pandemi nedeniyle tabii günlerimiz evde geçiyor. Sinemalarda kapalı olduğu için filmleri vizyonda sinemalarda izleyemiyoruz maalesef. Ama dijital platformlar imdadımıza yetişti bu anlamda. Evet. Pek çok film dijital platformda ekrana geliyor. Hatta örnek vermem gerekirse geçtiğimiz günlerde Ercan Kesal'ın filmi Nasipse Adayız dijital platforma evet. geldi. Son olarak Gelincik dijital platformda yerini aldı. Evet. Pek çok öne çıkan diziler de var. Biraz onlardan başlamak istiyorum aslında. Sizin böyle dijital platformda bu filmlerle ilgili öngörünüz nelerdir ekrana gelmesiyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Pandeminin de etkisiyle dijital platformlar büyük bir ivme kaydetti. Netflix bu dijital platform hadisesinde amiral gemisi. Sonrasında ülkemizde abonelik alan başka platformlar da var. İşte Blue TV, Jane, XN, Amazon Prime Video gibi. Seyirci açısından güzel bir şey yani. Çok fazla içerik var ve evimizden çıkmadan bunları izleyebiliyoruz. Artık evde film izleme imkanları da çok gelişti. Sinemada aldığınız keyfi neredeyse evinizde deneyimleme imkanına sahipsiniz. Ama ne yazık ki sinema sadece film izlemekten de ibaret değil. Sinema başka bir şey. Nasıl bir şey olduğunu en güzel bir Yeşilçam filmi olan başrollerinde Türkan Şoray'la Bulut Arası'nın oynadığı Sultan filmi anlatır. Sultan filminde mahallenin toplanıp bir sinemaya gitme sahnesi vardır. Bayağı acıktı galiba. İyi iyi çok ağlayacağız. Oğlum hadi çabuk ol. Çabuk ol. Kız benim değişim ben seni burada. Kaçtım. Ayol bu filmi seyretmezsen çatlayacağım. Sinema hepimizi birleştiren, kaynaştıran sosyal bir aktivitedir aslında. Yani o yüzden dijital platformlar biraz eksik kalıyor tabii. Onu da sosyal medya kapatıyor. Yani dijital platformda izlediğimiz filmleri Twitter'da ya da başka sosyal medyalarda tartışarak bir gündem yaratıyoruz. Ama benim tek bir arzum var, sinemaların bir an önce açılması. Az önce aslında söylediniz, çok fazla içerik üretiliyor Türkiye'de de dijital platformlar için. Öne çıkan yapımlar da var. Örneğin Fatma dizisi çok konuşuluyor bir süredir. Siz nasıl buldunuz diziyi? Yani benim eğitimim de sosyoloji üzerine olduğu için Fatma özellikle dikkat kesildiğim bir işti. Biraz da Bir Başkadır'a benzettim. Yani aynı sosyal yapıların çatışması, çarpışması vardı ama tabii Fatma'da çok daha ürkütücü bir hikaye var. Bu türe vigilante denir. Yani intikam alan kadın ya da erkek teması vigilante diye bir alt türdür. 80'ler Hollywood'unda Charles Bronson'un Death Wish serileri vardır bu türe giren. Bizde böyle pek bir film yok. Yani Yeşilçam'da çekilmiş işler var. Mesela Cüneyt Arkın'ın Hınç gibi bir filmi var. Böyle vigilantelere örnek gösterdiğimiz. Ama mesela yerli dijital platform içeriği olarak Fatma belki de ilk vigilantemiz ve bazı tempo sorunları dışında oldukça başarılı bulduğum bir yapım. Peki konu buradan açılmışken sizin böyle başka önerebileceğiniz diziler ya da filmler olur mu? Tabii. Yani mesela Blue TV'deki Yeşilçam'ı şiddetle tavsiye ederim.
Geçtiğimiz yıl okuduğum bir kitap var. Rıza Kıraç'ın yazdığı, Hürrem Erman'ın, Erman filmin kurucusu Hürrem Erman'ın hayatını anlatan bir kitap. O kitaba paralel bir hikaye buldum Yeşilçam'da. Yani 60'lardaki o görkemli Yeşilçam dönemlerinin, büyük stüdyoların, star oyuncularla büyük filmler yaptığı, insanların akın akın sinemaya gittiği, şöyle ki yani o dönemde bu belgelenmiş bir bilgidir, sadece İstanbul'da bir yılda 50 milyon kişinin sinemaya gittiği söyleniyor. Şu an bizim Türkiye'de toplamda ulaşamadığımız bir sayı bu 50 milyon. O dönemleri anlatan, o dönemlerdeki yapımcı, yönetmen, oyuncu ilişkilerini anlatan, içine güzel de bir aşk hikayesi sokulmuş. Benim de çok sevdiğim Çağan Irmak'ın çektiği bir film, dizi Yeşilçam. Yeşilçam diyorlar değil mi? Yeni filme başlıyoruz. Semih Bey, para bulmamız lüzumunu hatırlatmam icap ediyor. Bir hikayem varsa gerisi gelir Mümtaz Bey. Yeşilçam'ı şiddetle tavsiye ediyorum. Gibi diye bir dizi var. Beyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin birlikte yarattıkları bir proje. Onu şiddetle tavsiye ediyorum. Abi, dilerseniz siz bize Ayben'inizi verin. Biz sonra FT havale. Ayben ne lan? Sen İBAN'a Ayben mi diyorsun? Gay'nin kendi güzel niş, küçük işleri var ki en başarılı iş bana göre birinci sezonu tamamlanan 10 bin adımdı. Engin Günaydın ve Demin Özgür Çınar'ın oynadıkları. Aşkım. Aptal mısın, nesin ya? Kendimi çok iyi hissediyorum. Bizi içleri takacaklar. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Oscar ödülleri, akademi ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Pandemi gölgesinde geçen bir törendi tabii ki. Yani epey gölgeli bir törendi. Oscar evet. Hiçbir zaman bu kadar sıkıcı olmamıştı açıkçası. Evet. Bir de Oscar'da bir değişim rüzgarı var, yani iki taraflı. Bu arada Nomadland'e de gelmek istiyorum çünkü bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri. Hemen hemen her törende, online törenlerde ödülleri alan filmdi. En son Oscar'da da 3 ödül kazandı. Evet. Sizce bu filmin başarısı ne? Yılın gerçeğiyle ya da en yalın haliyle, yalın ve yalnız haliyle karşılaştırıyor. Bu kadar sınırlı bir bütçeyle ve sınırlı karakterle başarmış olması yönetmenin çok önemli. Bu arada başrol oyuncusu Frances McDormand inanılmaz bir aktris. Onun filme katkısı çok büyük. Yani bu filmde başrolde o oynamasaydı Nomadland Oscar alabilir miydi? Emin değilim. Bu arada sizin televizyonla ilgili yazılarınız, eleştirileriniz de var. Bu dizilere gelmek istiyorum. Çünkü şu anda Türk televizyonlarında farklı içerikler görüyoruz. Ama bir de bir Gülseren Budayıcıoğlu fırtınası esiyor ekranlarda. Evet. Bu diziler bu psikolojik olarak da bir boşluğu mu doldurdu acaba? Türk izleyicisi neden bu kadar sevdi bu dizileri? Neden bu kadar izleniyor? Şöyle, Türk seyircisinin tepkileri uçlardadır. Yani bizim seyircimiz ya çok gülmek ister ya da çok ağlamak ister. Bu diziler çok gerçekten acıklı diziler yani ve bunu izleyen insanlar gözyaşları içinde izliyorlar. Ama bir yandan da bunlar bir arınma duygusu yaratıyor, bir katarsis yaratıyor. Yani bunları izlerken kendi halinize şükrediyorsunuz seyirci olarak. Benim de başıma gelebilirdi ama oh neyse ki böyle dertlerim yok seviyesine geliyorsunuz. Bu dizilerin çekici kılan şey bu. Yani son Gülseren Budayıcıoğlu uyarlaması olan Camdaki Kızın. Aslında bunu soracaktım. Yani bu fırtına sürer mi, uzun sürer mi? Ya da bu diziler kült dizi haline gelebilir mi? Yani şöyle ki, her zaman hatırlanacaktır. Çünkü bizde sinemada da dizilerde de bir furya alışkanlığı var. Yani biri bir şey çektiğinde o tutarsa onun peşinden sürekli yeni şeyler gelmeye başlıyor. Mesela Sadakatsiz yayınlandı, tuttu. İşte şimdi Kağıt Evi çektik, onu izletiyoruz falan. Böyle bu dizilerde öyle ama şöyle bir şey var. Yani bu dizilerde tabii bölümler boyunca yayınlandıkça ve çoğaldıkça seyirci de bunlara da alışıyor. Ve bir aynılık başlıyor ve şöyle söyleyeyim. Ben bunların çok uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum. Yani bu yıl izlediğimiz Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı bunlar yeni işlerdi. Yani seyircinin daha önce alışık olmadığı hikayeler. Biz evet. Türk dizileri çünkü çok fazla birbirine benziyor, siz de biliyorsunuz. O yüzden bunlar biraz böyle farklı kaldılar. Bir de yapım firması özenli prodüksiyonlar gerçekleştirdi. Yani bu filmin ışığı, sesi, görüntü yönetmenliği, sanat yönetmenliği ve oyunculuğu evet. İyi, gerçekten. Ama işte, bir sinema tadında aslında görüntüler. Evet. Yani mesela Masumlar Apartmanı 40-50 dakikalık bir dizi olsa tadından yanmaz. Ama çok uzun ve bu uzunluk eninde sonunda seyirciyi bıktıracak.
Masumlar Apartmanı'nın kontrastları var mesela. Camdaki kız da onu göremiyorum ama Masumlar Apartmanı'nda mesela çok bunalıyoruz. Sonra mesela oradaki iki kardeşin tatlı atışmalarına falan şahit olup böyle bir rahatlama anları da yaşıyoruz falan böyle. Bu varsa okey, dizi devam ediyor bir şekilde. Öyle bir kendi içinde duygusal bir tempo, kontrast oluşturup devam ediyor. Ama bazılarında bu yok. Onların çok uzun süre seyircinin onlara dayanabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Rica ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem televizyondan hem sinemadan konuştuk. Her şeyi çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Senin öteki yüzü bizim yüzümüz. Rol aldığı sayısız film, dizi ve tiyatro oyunuyla adından söz ettiren ödüllü oyuncu Selen Uçer, sürpriz bir müzik projesine imza attı. Suçsuz bir çare, gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz. 1998 yılında Zuhal Olcay'ın seslendirdiği Vedat Sakman'ın zamansız parçası Gecenin Öteki Yüzünü yeniden yorumladı. Şarkıyı Burak Erkul'un düzenlemesiyle birlikte kendine özgün yorumunu katarak günümüze taşıyan Uçer, şarkı için özel ve anlamlı bir video hazırladı. Yüzü, bizim yüzümüz, umutlarımız suçsuz bir çare. Gecenin öteki yüzü, bizim yüzümüz. Sony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan dinlenilebilecek şarkıyı Anneler Günü'ne özel tüm annelere ve kızlarına hediye eden başarılı oyuncu, videoda geçtiğimiz sene kaybettiği annesiyle olan görüntüleriyle birlikte Zuhal Olcay, Esra Dermancıoğlu, Ece Temelkuran, Nihal Koldaş, Esra Ruşan ve Deniz Madanoğlu gibi ünlü anne kızların olduğu anlara da yer verdi. Ağlayacak gözyaşlarımız hep vardı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 40.sı düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin çevrim içi gösterimleri Mayıs ayı programıyla devam ediyor. Festival kapsamında uluslararası festivallere konuk olmuş filmler izleyiciyle buluşacak. Gösterimler iki bölüm halinde düzenlenecek. Mayıs programında 2021 Berlinale'de Gümüş Ayı En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazanan Bense Flagoff imzalı Orman Seni Her Yerde Görüyorum. Yine Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri ödülünü kazanan Bay Bahman ve Sınıfı, Sundance'de izleyici ödülüne değer görülen belgesel Ateşle Yazmak, Fil Dişi Sahili'nin kısa listeye kalan Oscar adayı Kralların Gecesi ve Pedro Almodovar'ın Jean Cocteau'nun aynı oyunundan uyarladığı iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizi'nin işindeki kadınların da aralarında olduğu 9 film seyirciyle buluşacak. Programın ilk bölümü 6-16 Mayıs'ta filmonline.iksv.org'da yapılacak. İkinci bölümü ise 20 Mayıs'tan itibaren yine aynı adreste gerçekleştirilecek. MTV Film ve Televizyon Ödülleri geri dönüyor. Sinemanın ve televizyonun öne çıkanlarının seçileceği 2021 MTV Film ve Televizyon Ödülleri için geri sayım başladı. We will 16 Mayıs'ta Emmy adayı ünlü komedyen Leslie Jones'un sunuculuğunu üstleneceği tören Los Angeles'tan canlı olarak yapılacak. MTV Film ve Televizyon Ödülleri'ni 17 Mayıs'ta ilk defa yayınlanacak olan Film ve Televizyon Ödülleri doğaçlama töreni takip edecek. İzleyiciler en iyi öpücük, çığır açan performans ve en iyi şov gibi 25 kategoride favorilerine oy verdiler. Törenle ilgili yeni detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yönetmen İlker Savaşkurt'un ödüllü ilk filmi Damat Koğuşu'nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj sinema filmi Akis, dünya premierini New York'ta düzenlenen 16. Harlem Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Selçuk Yöntem, Taro Emirtekin, Yasemin Sızalovski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz, Elit Andaç Çam gibi isimlerin rol aldığı Akis, İngilizce olarak çekilen bir Türk filmi olma özelliği taşırken sıra dışı senaryosu ve hikaye kurgusuyla ön plana çıkıyor. İstanbul'un turistik açıdan popüler bir noktasında yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikayesini anlatıyor. Akis, festivalde aynı zamanda en iyi yabancı film ödülü için yarışıyor.
Müzik dünyasının son yıllardaki en başarılı ve popüler isimlerinden biri olan Billie Eilish, sosyal medya hesabından Happier Than Ever isimli yeni albümünün çıkış tarihini duyurdu. When I'm away from you, I'm happier than ever. Genç Yıldız'ın 16 şarkıdan oluşan albümü 30 Temmuz'da yayınlanacak. Single ile beraber imajını da tazeledi. Saç rengini de değiştirerek sarışın olan Eilish'in yeni stili hayranları tarafından oldukça konuşuldu. Eilish'in tarzı Marilyn Monroe'ya benzetildi. Lana Del Rey'in yeni albümü 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yayınlanacak. Bu çalışma sanatçının 8. stüdyo albümü olacak. I only mention it 'cause I'm ready to leave LA and I want you to come. I'm growing dimmer in the eyes. 80 yaşındaki efsanevi sanatçı Tom Jones, kariyerinin 41. stüdyo albümü Surrounded by Time'ı dinleyiciyle buluşturdu. Surrounded by Time, sanatçıyı kariyeri boyunca etkileyen kişisel öneme sahip çeşitli şarkılardan oluşuyor. Tom Jones, 12 şarkıdan oluşan cover albümde Bob Dylan'dan Cat Stevens'a birbirinden önemli isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Albümden iki şarkı Nisan ayında klipleriyle beraber görücüye çıkmıştı. Yes, I'm gonna be a pop star. Bir yanda İran kültürünün köklerine, diğer yanda ise modern insanın varoluşsal sorunlarına varan geniş bir perspektife sahip, modern İran edebiyatının belki de en önemli yazarı olan Sadık Hidayet'in yasaklı başyapıtı Kör Baykuş, İtaki Yayınları etiketiyle yeniden okur karşısında. Kitap, gizemli sevgilisinin kaybından sonra umutsuzluğun pençesine düşen genç bir adamın hikayesini merkezine alıyor ve mistik bir anlatıyı, bireyin dünyasını keşfetmeye koşuyor. Gerçekle hayal arasında zaman ve mekandan azade kurgusuyla dünya edebiyatında kendine yer edinmiş bu eser, Deniz Büyüker'in Farsça aslından çevirisiyle raflarda. Gazeteci ve yazar Anna Reid'in kaleme aldığı Leningrad Kuşatılmış Bir Şehrin Trajedisi 1941-1944 adlı kitabı yayımlandı. Vakıfbank Kültür Yayınları'nın Türkçe'de ilk kez okurla buluşturduğu kitap, modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından birini çarpıcı belgelerle ve tarihi anekdotlarla ortaya koyuyor. Türkçe çevirisini Özgür Atılım Tuğra'nın yaptığı kitapta, Reid, kuşatmadan sağ kurtulmayı başaranlarla yaptığı röportajlar, polis kayıtları, hükümet ve askeri arşivlerden eriştiği belgelerle Leningrad'daki yaşam ve ölümün ayrıntılı ve üzücü gerçekliğini okurlarla paylaşıyor. Güzellik ve beğeni kavramları, alt sınıf, üst sınıf, kitle kültürü, yüksek kültür gibi hiyerarşilerin olmadığı, daha kapsayıcı bir gelecek için tartışmaya açılabilir mi? Pera Müzesi'nde yer alan Zevk Meselesi başlıklı sergi, bu sorudan yola çıkarak kiç kavramının bugünkü zengin kullanımlarını araştırmayı hedefliyor. Sergi, kiç kavramını merkeze alırken, güzellikle beğeniyi sınıfların ötesine taşımayı konu ediniyor ve dijital teknolojinin şekillendirdiği dünyamızda sanatseverleri kiç kavramını ve zevkleri yeniden düşünmeye davet ediyor. Zevk meselesi beğeni kavramını 4 ana başlık üzerinden ele alıyor. Sergide 13 sanatçı ve kolektifin yerleştirme, kolaj, video, fotoğraf gibi farklı alanlarda ürettiği eserleri yer alıyor.
Eserler, kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu ilişkisi ve beğeninin şekillenmesindeki rolü etrafında birleşiyor. Sergi, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını, yüksek sanat ve kitle kültürünün ilişkisini, Doğu ve Batı'ya atfedilen estetik değerleri, nesne kültüründen dijital kültüre geçiş kapsamında görsel dil ve sanat ilişkisini sorguluyor. Pera Müzesi, pandemi sebebiyle geçici olarak kapalı olsa da Zevk Meselesi sergisi online olarak görülebilir. Sergi, sanatseverlere kapılarını açtıktan sonra 6 Haziran tarihine kadar devam edecek.